Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 27 Ağustos günlerden Salı. Efendim bugünkü tabelamız artık çok geç. Artık çok geç diyoruz çünkü bazı şeyler yapıldıktan sonra telafisi olmayabiliyor. Geri dönüşü olmayabiliyor. Yani geri dönmeye çalışsanız da artık kimseye derdinizi pek fazla anlatamıyor olabiliyorsunuz. Şimdi sizin de artık çok geç diye başlayan cümleleriniz mutlaka vardır. Onları yazabilirsiniz. Birileri hakkında, yönetenler hakkında, eşiniz, dostunuz hakkında, yaşanmış hikayeleriniz hakkında herhangi bir şey olabilir. Ama ben size bunu örnekleriyle anlatacağım. Bazı raporlarla, yaşanmış hikayelerle artık çok geç oldu diyeceksiniz. Evet, katılıyorum diyeceksiniz belki de ekran başında sizlerle. Ama önce artık çok geç oldu başlığına yakışır bir fotoğraf karesiyle başlayacağız. Şimdi Ahlat'ta dünden bu yana öyle gelişmeler yaşanıyor ki gelen her görüntü gündemi sarsacak türden. Her görüntü. Mesela dün, bir gün önce yani, komutanlar Hüdapar'la aile fotoğrafında bulundu. Şimdi Hüdapar ne diyecek olursanız Hizbullah, terör örgütü Hizbullah'a, Hizbullah'ın siyasi kanadı gibi düşünebilirsiniz. İşte ve Hüdapar Genel Başkanı terör örgütü Hizbullah'a zaten terör örgütü demiyor. Terör örgütü demiyor ona. İşte o aile fotoğrafında Hizbullah Genel Başkanı'yla beraber kuvvet komutan, Hüdapar Genel Başkanı'yla beraber kuvvet komutanları da vardı. Bir gün sonra ne oldu? Bir gün sonra da şu oldu. Komutanlar davet edildi, aile fotoğrafına girmediler. Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'a toplantı yapmaya değil, fotoğraf çektirmeye, yeni tartışmaları başlatmaya gitmişti. Değerli protokolümüzü sahneye davet etmek istiyorum. Hüdapar Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Sayın Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı. Anons yapıldı ama bu kez komutanlar hatıra fotoğrafına girmediler. Bir gün önce Ahlat'ta Selçuklu Mezarlığı'nda Hizbullah ve PKK'ya terör örgütü demiyorum diyen Hüdapar lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'yla komutanların aynı karede yer alması çok tartışılmıştı. Hizbullah terör örgütü müdür diye sorsam. Hayır, demiyorum. Peki. Ben PKK diyorum, öbürüne de Hizbullah diyorum. Fotoğrafta bir yanına Hüdapar'ın genel başkanını aldı. Yanlarına kuvvet komutanlarını koydu. O fotoğraftakilerin belki de çelişir gibi görünüp de nasıl aynı kötü emeller üzerinde örtüştüklerini tarih önünde not ediyorum. Tepki çeken, tartışılan bu fotoğraftan bir gün sonra Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları. Programın ardından hatıra fotoğrafı çekimi için sahneye davet edilenler arasında komutanlar da vardı. Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Diyanet İşleri Başkanımız. Komutanlardan sonra anons edilen Diyanet İşleri Başkanı da kareye yetişti ama metrelerce uzunluktaki o fotoğraf çekilirken komutanlar yoktu. Hüdapar tepkileri sonrası fotoğrafa girmediler yorumlarına İletişim Başkanlığından açıklama geldi. Kuvvet komutanları davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar iddiası doğru değildir. Kuvvet komutanlarımızın da sahneye çıktığı ancak sahnenin uzunluğu nedeniyle görüntüler kaydedilirken kadrajın dışında kaldıkları tespit edilmiştir. İletişim Başkanlığı sahnedeydiler diye fotoğrafları paylaştı. Ama fotoğraf çekiminden sonra yani protokol ayrılırken komutanların merdivenlerden daha yeni çıktığı görülüyor. O görüntüden 2 dakika sonraysa İçişleri Bakanı ile birlikte sahneye dönüp fotoğraf çektirdi komutanlar. Bizden buradan bir şey çıkmaz. Hüdapar'la biz ne görüşürüz ne beraber oluruz. 2023 seçimleri öncesi de Hüdapar tartışması yaşanmış. MHP'den yan yana gelmeyiz açıklamaları yapılmıştı. Pek çok mitingde yan yana gelindi. Malazgirt'te ise Bahçeli ile Yapıcıoğlu el ele tutuşarak alandakileri selamladı. Teşekkür ederim. Şimdi de değerli protokolümüz. Her karesi çok konuşulan Malazgirt'ten Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanlığına ait Uçan Kale adı verilen helikopterle birlikte döndüler. Fotoğrafları Cumhurbaşkanlığı paylaştı. Evet, siyasetçiler vallahi her şeyi yapabilirler. İşte Devlet Bahçeli yan yana gelmem demişti. Yan yana geldi. Hatta el ele tutuştu. Ellerini havaya da kaldırdılar. İşte AK Parti'ye bakacak olursanız geçmişte megri megri dediler. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda peşmergeler için geçit töreni düzenlenmesine izin verdiler. O yüzden siyasetçiler her şeyi yapabilir.
Onlar her şeyi yapabilir ama Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup askerler işte onlar her şeyi yapamazlar. Yapmamalılar da daha doğrusu. Ondan sonra artık çok geç deriz. Siz bir kere o fotoğraf karesine girdiniz mi? Terör örgütü Hizbullah'a, terör örgütü PKK'ya, terör örgütü diyemeyen Hüdapar Genel Başkanı'yla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iki generali aynı kareye girdiler. Ondan sonra yaptıkları hatayı anladılar, yanlışlarını anladılar ama artık çok geçti. O fotoğraf çekildi, tarihe not düşüldü. Ondan sonra ver arkaya İrfan, ondan sonra bugün ne yaşanıyor? İşte aile fotoğrafı için davet ediyorlar sizi, iki tane kuvvet komutanını, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanını oraya gitmiyorlar. O karede bulunmak istemiyorlar. Sonra işte ne yapıyorlar? Bütün herkes dağıldıktan sonra o kürsüye çıkıyorlar, oraya çıkıyorlar ve birlikte iki kişi fotoğraf çektiriyorlar. Ama artık çok geç. İş işten geçti, değil mi? Bunu da böyle noktalayalım. Efendim şimdi iç siyasete dönecek olursak. Kentsel dönüşüm rantı dedik. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çok ciddi bir iddiada bulundu. Hani iktidar 20 yıldır ya biz şöyle kentsel dönüşüm yapıyoruz, böyle kentsel dönüşüm yapıyoruz diyor ama hiçbirini daha henüz halledemedi ya. İşte sebebini açıklıyor. Semtleri kurtaracağız dediler. 85 milyar doları birinin cebine aktardılar diyor Ekrem İmamoğlu. Dediler ki biz Bağcılar'ı kurtaracağız, Esenler'i kurtaracağız. Kamu alanında arazide konut üreterek ya da birilerinin arazisine ekstra imar vererek birilerinin cebine basit hesapla, gerçek değil, gerçeği daha yukarıda 85 milyar doları ceplerine aktardılar. Bu kadar net. 85 milyar dolar. İktidarı depremi bekleyen İstanbul'da kentsel dönüşümü ranta çevirmekle suçladı Ekrem İmamoğlu. 85 milyar doların birilerinin cebine gittiğini ileri sürdü. O 85 milyar dolara bu şehrin bahsettiğimiz bütün kötü yapı stoğunu dönüştürür, güçlendirir. Biz insanlarımızın hayatını teminat altına alırdık. Yazık değil mi? Tartışmanın fitilini ateşleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Boğazı'na ilişkin sözleri oldu. Çivi çakılması bile yasak öngörünüm alanında yükselen kaçak villalar için İmamoğlu'na yüklendi Erdoğan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Vaniköy'deki kaçak yapının Çevre Bakanlığı müdahale etmeden bir hafta önce mühürlendiğini açıklamıştı. İmamoğlu da ilk kez konuştu. İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Sokakta çıkın, Sayın Cumhurbaşkanı böyle dedi deyin, %90'ı bu sokaktaki insanlar ona inanmaz. Tersini sorun inanır. CHP lideri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun Paris Olimpiyatlarından paylaşım yapmasını da eleştirmişti Erdoğan. Ekrem İmamoğlu muhatap almıyorum dedi. Halkçılık maskesinin arkasından gösteriş müptelası bir elitizm çıktı. Çok seviyesi düşük laflar bunlar, muhatap almıyorum. Ekrem İmamoğlu Gazi Osman Paşa'da 12 yıldır düğüm olan kentsel dönüşüm sorununun çözüldüğü, evlerin anahtarlarının teslim edildiği toplantıda konuştu. Sonra da Özgür Özel'le CHP'nin İstanbul İl Danışma Kurulu toplantısında bir aradaydı. İki ismin kurultay sürecine hazırlanan parti yönetimine mesajları benzerdi. Karşımızda çaresizce ama bir yandan da bir takım kurnazlıklarla bizi başka tartışmaların içine çekmek isteyenler var. Birbirimize vakit ayıralım, konuşalım, halleşelim, helalleşelim, konuşalım ama bütün bu konuşmalar kendi içimizde ve aramızda suhuleti sağlamak, işbirliğini oluşturmak adına kaliteli bir süreç şekliyle ilerlesin. Size inanıyorum, size güveniyorum. Hep beraber başaracağız. Bu ülkeyi bir kez daha ayağa kaldıracağız. İşte yıllardır, 20 yıldır kentsel dönüşüm neden sağlıklı bir şekilde yapılamadı diye soruyoruz. Belki de işte en büyük nedenlerinden biri budur. Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı bu rakamdır. 85 milyar dolar diyor. Başkalarının cebine gitti diyor. Korkunç bir iddia. 85 milyar dolar. Türkiye'de birçok şeyi düzeltebilirsiniz. Birçok şeyi yapabilirsiniz. Onların başında bakın neler geliyor.
85 milyar dolarımız olsaydı eğer, Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi başka yerlere, AK Parti'ye yakın kaynaklara aktarılmasaydı 60 adet Osman Gazi Köprüsü yapardık. 29 adet Çanakkale Köprüsü yapardık. O köprülerden bugün para ödeyip de geçmezdik. Bizim olurdu. Yurttaşın, halkın köprüleri olurdu. 7 adet İstanbul Havalimanı yapardık. Yolcu garantisi vermezdik. O müteahhitin cebine her ay milyarlarca lira para akıtmazdık. Eğer 85 milyar dolar doğru harcanabilseydi 600 adet F-35 savaş uçağı alabilirdik. Kahramanmaraş depreminin zararının 1/4 karşılanabilirdi bu parayla. Ya da 3 milyon kanser hastası, onlar tedavi olabilirdi. Bir başka önemli konu, 15 milyon öğrenciye 10 yıl bir öğün yemek verilebilirdi bu parayla. Ama iktidar bunu yapmak yerine ya da kentsel dönüşüme harcamak yerine o parayı Ekrem Bey'in dediği gibi, onun iddiasında olduğu gibi gitti birilerinin cebine koydu. İşte bu yüzden zaten iki yakamız bir araya gelmiyor maalesef. O yüzden insanlar şimdi iktidarın söylediği sözlere nasıl güvenebilirler ki? Ha? O güveni kazanmak işte artık çok geç, çok zor oluyor. Ve insanlar eskiden ne yapıyordu? Yurttaş eskiden, seçmen eskiden ne yapıyordu? Şunu yapıyordu. Milli Eğitim'de bir sorun varsa Milli Eğitim Bakanı'na kızıyordu. İşte emniyet, sokaklarda vesaire de güvenlikte bir sorun varsa İçişleri Bakanı'na, Savunma Bakanı'na kızıyordu. Ama bugün gördük ki iş tamamen değişmiş. Biz söylemiyoruz. İktidara en yakın olan araştırma kurumu, kuruluşu söylüyor bunu. SETA söylüyor. Bir rapor hazırladılar, AK Parti ve Cumhurbaşkanı'na sundular. O rapora göre Erdoğan'ın dokunulmazlık zırhı, halk nezdindeki dokunulmazlık zırhı artık kalktı. Bizim cebimizdeki anahtarlar Atatürk'ün partisinin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındaki iktidarının anahtarı arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi değişecek, Türkiye değişecek. Türkiye'de iktidar değişecek. 23 yıl boyunca Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi milletimiz çok iyi biliyor. Halkımız artık değişim istiyor, değişimin zamanı geldi diyor. Muhalefet iktidar değişecek vurgusunu artırırken Erdoğan ve AK Parti yönetiminin önüne gelen son SETA raporu gündemde. İddiaya göre o raporda Erdoğan'ın artık zırhı olmadığı, yapılan hataların partiye havale edilip Erdoğan'ın hariç tutulması halinin sona erdiği tespiti yapıldı. Son yapılan araştırmalarda AK Parti seçmeni yavaş yavaş artık sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafının kötü olmadığını, Sayın Erdoğan'ın da sorumlu olduğunu söylemeye başladılar. Tırnak içinde söylüyorum. Kral çıplak ifadesini kullanıyorlar. Hakke düşmüş, kel görünmüş vaziyette. Beyefendi teflon tava gibiydi. Hiçbir şey yapışmıyordu. Artık 85 milyon Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm yapılanlardan, yoksulluktan, adaletsizlikten sorumlu olduğunu gördü. Yapılan en önemli saptama artık bu toplum psikolojisinin Erdoğan'ın dokunulmazlığını ortadan kaldırdığı yönünde. Olumsuz koşullardan sadece partiyi ve parti yönetimini sorumlu tutma duygusunun ortadan kalktığı, artık Erdoğan'ın da sonuçlardan sorumlu tutulduğu ortaya çıktı. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Gazete Pencere'den Nuray Babacan, AK Parti'nin düşünce kuruluşu gibi çalışan SETA'nın raporundaki toplumda değişen Erdoğan algısını köşe yazısına Erdoğan'ın artık zırhı yok başlığıyla taşıdı. Habere göre SETA raporunda oy kayıpları analiz edildi. Toplumda adalet duygusunun zedelenmesi, partideki gruplaşmalar, ekonomik kriz, hayat pahalılığı, gelir adaletsizliğine dikkat çekildi. Erdoğan'ın da bu tablodan sorumlu olduğu söylendi. Siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Sonuç, elektrik fiyatları fahiş, akaryakıt fiyatları fahiş, mutfak fiyatları fahiş. Aldığımız maaş yetmez. Türkiye'de 5-10 milyon kişi zengin olur ama 70 milyon kişi fakir, fakir, fakir yaşamaya devam ederler. Recep Tayyip Erdoğan'ın da yönetme tarzı Türkiye'nin gelmiş olduğu felaketlerin sorumlusudur. Enflasyon, hayat pahalılığı, emekli ve dar gelirlerin durumu, gelir dağılımındaki adaletsizlik, bunun toplum kesimlerinin partiden uzaklaşması sonucunu doğurduğu ve sonuçların yerel seçimde görüldüğü belirtildi. Raporla ilgili AK Parti'den herhangi bir açıklama yok ama muhalefet seçim istiyor. Artık geldiğimiz noktada sorumlu olan tek adam ve bu sistem değişmeli. Türkiye bir seçime gitmeli. Türkiye'yi bir erken seçim kurtaracak.
İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sebep, SETA raporu sonuç. Geldiğimiz nokta bu. SETA raporu zaten Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın her şeyi özetlemiş durumda. Ama olacağı buydu zaten. Değil mi? Hani perşembenin gelişi çarşambadan bellidir derler ya, tam da bu işte. Çünkü bir ülkede her şeye tek kişi karar verirse, işte TEOG sınavının kaldırılıp kaldırılmayacağına, işte Instagram'ın kapatılıp kapatılmayacağına, kimin çift maaşlı, kimin beş maaşlı olacağına, kimin bakan olacağına, kimin iki kere bakan olacağına, öğrencilerimizin, gençlerimizin geleceğine ya da ne yiyip ne içeceğimize ya da kaç çocuk yapacağımıza tek bir kişi karar verirse, işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sebep, SETA raporda sonuç şeklinde özetini masanızın önünde görürsünüz ki SETA raporu önemli çünkü size, AK Parti iktidarına en yakın ama en yakın araştırma kuruluşu tarafından hazırlanmış bir rapor. Hani eğip bükmeden kitabın ortasından konuşmuşlar. Tebrik etmek lazım. Beklemiyordum. Gerçekten de beklemiyordum onu ama işte Türkiye şu an İşte yanlış politikalar, izlenen yanlış politikalar nedeniyle çok zor durumdan geçiyor. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da bu konuda iktidarı uyardı. Hem uyardı hem de tespitlerde bulundu. Şunu söyledi. Gelir dağılımı düzelmeli dedi. Vergi dilimi arttırılmalı. Tarım eğitim hukuk reformu şart dedi. Ve yanlış politikalarla dedi. Tam 10 yıl kaybettik dedi. Hani ondan sonra soruyorsunuz, çiftçi niye eylem yapıyor, işçi niye eylem yapıyor? Yapıyorlar, evet. İşçiler bugün yine sokaktaydı ve yeter artık geçinemiyoruz dediler. Direne, direne kazanacağız. Artık yeter, geçinemiyoruz. Asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretlerin arttırılmasını istiyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz, her şeyden kısıyoruz. Eskiden bir giyim alışverişinden kısıyorduk, şimdi mutfak alışverişinde kısıyoruz ki yaşamak için pazara çok geç saatte gidiyoruz. Daha az para ödeyelim diye. Hayatta kalmak, yaşayabilmek için tek çare beslenmek ama geçinemiyoruz feryadıyla meydana çıkan işçiler artık mutfaktan bile kısıyoruz diye ses yükseltti. Çiftçilerden sonra işçiler de Türkiye'nin dört bir yanında geçinemiyoruz sloganıyla eylemde. Bugün peynirin kilosu 300 lira olmuş. Yetişebilmenin mümkünatı var mı yani? Et. Onu zaten unuttuk. O nasıl bir şeydi? Hatırlamıyoruz ki. İki tane üniversitede okuyan çocuğum var. Onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için fedakarlıkta bulunmak zorundayım. Yüksek enflasyon aldıklarımızı bir süre sonra tüketti. 23 Eylül'de hükümete yakınlığıyla bilinen Hakiş, Kayseri'de meydana indi. Yüksek enflasyon karşısında eriyen maaşlar nedeniyle hükümete geçinemiyoruz tepkisini gösterdi. Bir gün önce de Türk İş Tekirdağ'dan ses yükseltti. Dün aldığımızı bugün alamıyoruz. Bugün aldığımızı yarın alamıyoruz. Sloganımız şu: zordayız, geçinemiyoruz. Kış geliyor, faturalar ağır, elektriğe %38 zam geldi. Her şey zamlı ama işçiye herhangi bir şey yok. Bıçak kemiğe dayandı. Biz sustukça adaletsizlik büyüyor. DİSK Ankara Şubesi de geçinemiyoruz sesini başkentten yükseltti. İşçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki gün önce yokluk, yoksulluk geride kaldı sözlerine de tepkiliydi. Cumhurbaşkanımız diyor yoksulluk bitti diyor. Yoksulluğu biz iliklerimize kadar yaşıyoruz. Şimdi ev kirasının 20 bin lira olduğu bir yerde yoksulluk biter mi? Yokluk ve yoksullukların olduğu o eski günler artık bir daha gelmemek üzere geride kalmıştır. Ek iş yapılacak. O noktaya geldik artık. Hani 2-3 iş yapılacak. Başka yolu var mı bilmiyorum. Ocaktaki maaşımızla Aralık'taki maaşımız arasında uçurum gibi bir fark oluşuyor. Bu vergi yükünü kaldıramıyoruz biz işçiler olarak. İşçilerden büyük vergi oranları kesilirken patronlardan çok küçük vergiler alınıyor. Çok kazananın çok, az kazanan az vergi versin. Vergi vermeyelim demiyoruz. Son 10 yıldaki yanlış politikalarımızla, çok zikzaklarımızla bir 10 yıl kaybettik. Yüksek enflasyon hiçbir kesimi mutlu etmiyor. Gelir dağılımında daha adaletli ve daha şey politikalar uygulamamız gerekiyor. Meydanlara inen sendikalar gibi TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da vergi dilimlerini işaret etti hükümete. Çalışanların vergi dilimini arttırmamız lazım. Tarımda, eğitimde, hukukta. Bunları bizim yapısal reformlarla desteklememiz gerekiyor. Bahar Armutçu demiş ki, çok net özetlemiş. Her geçen gün yaşam standardımız düşüyor. Artık çok geç. Vallahi Bahar Hanım doğru. Her geçen gün yaşam standardı düşüyor ama bugünler iyi günlerimiz olabilir. Yani önümüzdeki günlerde,
geçmiş günlerimizi arayabiliriz eğer bu şekilde gidersek, yolumuza bu şekilde gidersek. Biraz önce haberin başında dikkat ettiyseniz, izlediyseniz Ekrem İmamoğlu ne demişti? Kentsel dönüşüm yapacağız diye 85 milyar doları alıp demişti birilerinin cebine aktardılar demişti. İşte o 85 milyar doları eğer faydalı bir iş için kullansaydı AK Parti iktidar ne yapabilirdi? 15 milyon öğrenciye 10 yıl bir öğün yemek verebilirdi. Ama bugün ne yapıyor Milli Eğitim Bakanlığı ve AK Parti iktidarı? Öğrencilere bir öğün yemeği bile çok görüyorlar. Çocuklarımızın bugünü ve yarını için okul yemeği hemen şimdi. Biz hiç görmedik. 7. sınıfa geçti oğlum. Her hafta değişiyor artık fiyatlar. Yetişmeye, çalışmaya çalışıyoruz yani. Hani çok zor. Bazen diyorum ki of diyorum yine sütü bitti diyorum. Yine kaşar peyniri bitti diyorum. Hani bazen erteliyorum bile alırken bile erteliyorum bir iki gün. Geçen yıl olduğu gibi velilerin ortak talebi. Devlet okullarında bir öğün ücretsiz yemek istiyorlar. Okulların açılmasına kısa bir süre kala bir kez daha Milli Eğitim Bakanlığı'na seslendiler. Çünkü bazı çocuklar okula aç gidiyor, eve aç dönüyor. İstanbul Planlama Ajansı verilerine göre ekip 2023 itibariyle okul çağındaki çocukların da en az dörtte birinin okula aç gittiği tahmin edilmektedir. İnsan koyamıyor ki. Çocuklara okulda verilmeli lazım. Herkes aynı eşit şekilde yiyecek yani. Durumu olan var, olmayan var. Velilerim ve derneklerim bir öğün ücretsiz beslenme ile ilgili talebi var. Zamanı gelince konuşacağız bunları, konuşuyoruz. Navaber'de her fırsatta velilerin talebini sordu Milli Eğitim Bakanlığı'na. Yusuf Tekin zamanı gelince konuşacağız dedi ama hala konuşulmadı. Kısa bir süre önce anaokullarında proje başlatıldı. O da bütçe yetersizliği nedeniyle rafa kalktı. Böyle bir şey vardı, verilecekti önceden ama herhangi bir şey göremiyoruz biz. Ne olacak bizim bu halimiz? 4 tane kızım var benim, bir tek eşim çalışıyor. Yüksek enflasyonla artan gıda fiyatları velilerin bütçesini zorluyor. Beslenme çantaları dolmuyor. Veliler okullarda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasının başlamasını istiyor. Dolması da ayrı bir dert. Zaten hepsinin aynı olması gerekiyormuş, onu sordum. Bilmiyorum vallahi. Hayat çok pahalı. Nasıl olacak bilmiyorum yani. Beslenme çantasında yer alan gıda ürünlerinde bir yıldaki fiyat artışına bakalım. Örneğin süt, peynir, yumurta ve meyvelerden oluşan gıda ürünlerinin toplam tutarı 262 lira 50 kuruş. Fiyatlar geçen yılın iki katı. İki tane çocuğum var ama hiçbir şekilde olmayacak herhalde bu saatten sonra. Her şey pahalanmış, 2-3 katına çıkmış. Öğrencilerin beslenme çantasına konulan ürünlerin fiyatı bir yılda iki katına çıktı. Yeni eğitim yılında bir öğün ücretsiz olsun diye veliler seslerini yükseltmeye devam ediyor. Ben çocuğuma çerez koyabiliyorsam diğer veli koyamıyor. Ve ben de öyle olduğu için çocuğuma koymak istemiyorum. Çünkü çocuğum yiyebiliyor ama arkadaşı yiyemiyor. Yani çok eksik kalıyoruz bu konuda. Çok isteriz yani verilsin. Şu kızım için mesela, ilkokula giden kızım için verilmesini istiyorum. O kadar vergi ödüyoruz yani. Yani devlet okullarımıza bakmalı. Yani ama maalesef. Bakın bir anne diyor ki orada çocuğumun beslenme çantasına diyor belli yiyecekleri koyamıyorum çünkü başkası alamaz diyor. Var 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 ama para olmadığı için alamıyorlar. Benim çocukluğumda neydi biliyor musunuz? Benim çocukluğumda şu vardı. Evet, annem beslenme çantasına veya başkasının annesi beslenme çantasına belli şeyleri, muz falan koymazdı. Koymazdı çünkü az bulunurdu. Bazı yiyecekler, bazı gıdalar az bulunurdu. Hani para oldu, alalım. Yani paramız vardı. Birçok kişinin de parası vardı alacak ama çok az bulunduğu için o gıdaları koymazlardı. Şimdi ne noktaya geldik? Gıda var ama ulaşamıyorsun. İşte bu da bir kıtlıktır. Bu da gıdaya ulaşamamak da bir kıtlıktır parasızlıktan dolayı. Ama öğretmene değer veriyor muyuz? Hayır, vermiyoruz. Öğrenciye değer veriyor muyuz? Hayır, vermiyoruz. Yahu Sayın Milli Eğitim Bakanı, değer ölçümüz ne? Ben biliyorum onu. Değer ölçünüz para. En son ne yaptınız mesela? İzmir'de 18 tane okulun otoparkını, kapalı spor salonunu, duvarını dahil bahçesini ihaleye açtınız. O ihalelerden ne kadar para kazanacaksınız? Yaklaşık 20 milyon lira. İşte siz eğitime maalesef bu gözle bakıyorsunuz. O 20 milyonu da alayım, öğrencilere bir öğün yemek vereyim demiyorsunuz. Nereye gidecek? Kim bilir o paralar. Efendim şimdi gençlerimizin beslenmesi de gerekiyor elbette. Çocuklarımızın beslenmesi de gerekiyor ama bu hayat şartlarında biraz zor. Çünkü bir yılda yumurtaya %157 zam geldi. Yani ikişer yumurta yemeleri gerekiyor en kötü. Mümkün mü? Kesinlikle değil. İki yumurta en ucuz daha olması gerekirken biraz lükse giriyor sanki. Yumurtanın kolisi olmuş 130 lira. Torunlarım var. Bir yumurta ikisine bölüyor.
Demiyorlar mı? Dede ben tüm yemek istiyorum. Diyorlar. Bangır yok. Güç yok. Alamıyorsun. Yani bizim çocuğumuz yemesin bunu. Biz bunu artık isyan ediyoruz. Buramıza kadar geldi. Buyurun bakın kaç lira yumurta. Yani kuş yumurtası kadar yok. 60 lira yazmış. 3 tane çocuğum var. Evim kira. Tek başıma çalışıyorum. Bir babanın feryadı. 3 çocuğuna değil günlük yumurta yedirmek ayda bir kez bile koyamıyor sofrasına. Uzunca bir süredir özellikle alım gücü düşük birçok aile tek bir yumurtayı haşlayıp çocuklarına paylaştırıyordu. Şimdi de okulların açılmasına sayılı günler kala Kayseri ve Afyon Afyon'da üreticiler yumurtaya 35 kuruş zam yaptı. Ankara'da etiketleri de yansıdı. Bakın 3 çocuk. Ben, 5'im, annem. Kaç ettik? 6. Şöyle bir matematik yapalım. 6 tane yumurta yesek biz. Bakın günde. Hadi yarımşar tane de ekmek yesek. Buyurun hesap orada da. Peyniri, zeytini, hadi tereyağdan, baldan, şundan bundan vazgeçtik. Yani yumurta bile hesabı tutturamıyoruz. Alabilen şanslı. Ben buralı değilim, Ağrılıyım. Bir ailede 4-5 tane öğrenci var. Hadi gel koy sofraya, çok zor. Altın değerinde. Bir yıl önce en pahalısı 35 lira. Şu anda 90 liraya çıktı. 35 kuruş koydu. Dün 83 liraydı, bugün 90'a çıktı. 110 liraya falan çıkar. Ankara'nın en ucuz ve uğrak adresi Ulus Halinde bir gecede %8,43 zamlandı. 30'lu yumurtanın kolisi. Bir yıldaki zam oranı %157,14. Üretici de, tüketici de şikayetçi. Eskiden 10 koli geliyordu. Şimdi adam 2 koli getiriyor. Satılmıyor. 150 lira kolisi. Bakkallarda teneşe alırsanız da 5 lira. İşte o marketlerden biri. Geçen yıl 130 liraya satılan bu 30'lu yumurta %26,92 zamlanarak bir yılda 165 liraya ulaşmıştı. Şimdi son 35 kuruşluk zamla birlikte artık 175 liradan satılıyor. Daha okullar açılınca görecek. Ben bir tane torun büyütüyorum. Bakalım ne olacak? İki tane yaparız, 3 kişi yiyoruz. Cevizini istiyorlar, fındığını istiyorlar, fıstığını istiyorlar. Nasıl alınıp da koyulacak? Saydığınız listede veliler hangi birini koyabiliyor? Genellikle hiçbirini koyamıyorlar. 2-3 kişi çalışanlardır koyanlar. Torunlara biz haçlık bile veremiyoruz. Beslenme çantasına ne koyalım? En son kaça aldınız yumurtayı? 80 liraya. Ben gezen tavuk yumurtası alıyorum 5 lira ama 30'lu yumurtaların tanesi 2 lira. Ortalama toplulaştırılmış fiyatlara bakıldığında 2 lira 57 kuruş. Gayet mantıklı bir fiyat. Çarşı pazarda yumurtanın tanesi 5 liraya kadar çıkıyor ama TÜİK'e göre 2 lira 57 kuruş. Kurumun başkanı fiyatların toplulaştırma yapılarak hesaplandığını savunmuştu. Ama alım gücü yaşayan tüketicinin sofrasına etki etmedi o sözler. Çünkü anne babalar yumurta alırken bile hesap yapmaktan yorgun. Bu ara piyasalar da hareketli. Altın uçuyor ama faydası kime oluyor acaba? Altın yine rekora doğru koşuyor, hızlandı yine. Şu anda gramı 2800'e ulaştı. Bir tane tam altın bozdurmayı düşünüyorum ben. Özel üniversitede okuyorum. Part-time çalışmak zorundayım. Bu yüzden yetmiyor. Bu altın da zaten 10 yıl önce yapılmış bir altın. Yani 10 yıldır hiç dokunmamıştım ama işte şu an zor durumda olduğum için bozdurmak zorundayım. Bir kızım var işte, yastık altındakilerini tek tek bozduruyorum. Kızımı dershaneye gönderiyorum. Altın rekor kırdı. Yastık altı altınlar eğitim masrafları için çıktı. Kara günler için konmuştu yastık altına. Bir zamanlar kenara altın koyabilenler artık altındaki yükselişe yetişmek bir yana günlük ihtiyaçlara yetişemiyor. Piyasalar yükselişteydi yine. Dolar 34 lira, euro 38 lirayı geçti gün içinde. Gram altın 2800, çeyrek 4600 lirayı geçti. Çeyrek 4650 şu an, 4200'lerdeydi. O da geçtiğimiz aylarda yükselmeye devam ediyor. Şu anda 1 kilo altın 2 milyon 800 bin liraya yaklaştı. Geçtiğimiz aylarda 2 milyon 600 bin liraydı. Yani bir iki ay zarfında 200 bin lira gibi bir kar elde etmiş oldular. 1 kilo altını olan 200 bin lira kazandı yaz boyunca. Az altını olan az kazandı. 5 tane çeyrek altını olan biri yaz başında kaç lirası vardı? Bugün kaç liraya sahip olmuş oldu? 4025 lira çarpı 5 yaptığımız zaman 20.125 liraymış yazın başında 5 tane çeyrek. Şu anda 4600 çarpı 5 yaparsak 23 bin lirası olmuş yazın başından şu ana kadar. Yaz boyu rekor üstüne rekor kırdı altın. Yaz başı 5 adet çeyrek altını olan birinin 20 bin lirası vardı. Mevsim bitti, yaz sonuna geldiğinde parası 23 bin liraya çıktı. Yastık altında var mı? Oo, nafreleniyorum ben kokmasın diye. Siz almaya mı geldiniz, satmaya mı geldiniz? Bakmaya geldik daha doğrusu. Bir zamanlar kenara altın koyabilen orta gelirli için yatırım hayal artık. Bundan bir 4 ay öncesine kadar alıyordum, artık alamıyorum. Çünkü ciddi derecede yükseldi.
kaldık ortada böyle. Ne yapacağız bilmiyorum gerçekten. Altın günü yapardık arkadaşlarla, o şekilde değerlendirirdik. Fiyatlardan dolayı o da mümkün değil. Asgari ücretli emekli ise hayalini bile kuramıyor. En düşük emekli maaşıyla bir çeyrek altın alınsa maaşın neredeyse yarısı bitiyor. Hediye geldiği zaman da kenara koyardık o amaçla eskiden. Ama artık gelmiyor ya hediyeler öyle. Olanlara ne oldu? Olanlar bozduruldu, gitti, verildi. İşte olanlara tekrar başkalarına veriyorsunuz. O şekilde kalmıyor. Bir mesaj okuyayım size. Yakup Bey demiş. 3 öğrencim var ve onları bu sene okula gönderemeyeceğim. Artık çok geç. 30 yaşındayım, 4 çocuğum var. Koşullar belli, bir şey açıklamayacağım demiş Yakup Bey. Yakup Bey, ya karamsarlığa düşmenize gerek yok. Çok zor gerçekten ama gün doğmadan neler doğar elbet. Bu da bir hal çaresi bulunur diyelim size. Şimdi Hatay'a götüreceğim sizi. Orada da zor durumda, çok zor durumda insanlar. Şimdi Abdullah Gül depremde yıkılan hastanede eşini kaybetti. Kendisi soruşturma izni vermeyen valiye o hastanede hayatını kaybeden 72 kişi adına kefen gönderdi. 72 şehidimiz için adalet yolu açılmadı. İhmali olanların soruşturulması talebine hayır dedi Hatay valisi. Hemşire Asiye Gül içlerinde sağlık neferlerinin de olduğu 71 canla birlikte Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 Şubat depremleriyle hayatını kaybetti. Eşi şimdi 72 can için soruyor. Sağlık Bakanlığı depremden bir yıl önce Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'ne hastanenin depreme dayanıksız olduğuna dair yazı gönderdi. Güçlendirilmesi gereken hastane için neden harekete geçilmedi? 18 ay sonra tek bir şüphelinin olmadığı dosyada Cumhuriyet Savcısının delilleriyle ihmali olanların soruşturulması talebine Hatay Valiliği neden izin vermedi? Cumhuriyet Savcısı, ihmallerde adı geçen şahsın sorumluluğu bulunmuştur ve deliller ektedir derken sizi bu insanları masum bulmanızdaki sebep nedir? 72 kişinin hayatını kaybettiği hastaneye ilişkin hakkında suç duyurusu yapılan isimlerden biri hastanenin başhekimi, bir diğeri ise dönemin Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat'tı. İl Sağlık Müdürü Hambolat arama kurtarma çalışmaları sürerken AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti. Aday yapılmadı ama ödül gibi atamayla başhekim yardımcısı olarak Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göreve başladı. Hakkında hiçbir idari ve adli soruşturma da yapılmadı. Peki Hatay Valiliği ne mi yaptı? Bu talebi 3 ay çekmecesinde bekletti. Ardından biz araştıramayız, Sağlık Bakanlığı araştırsın dedi. 2 ay kadar bakanlığın çekmecesinde bekleyen izin yazısı tekrar Hatay Valiliğine iade etti. 7 Şubat'ta Cumhuriyet Başsavcılığı da suçluların yargılanması için soruşturma izni istedi Hatay Valiliğinden. Valilik önce Sağlık Bakanlığı'na iletti talebi ama yazı valiliğe tekrar gönderildi. Aylar sonra da delilleriyle ihmali olanların soruşturulması talebine hayır dedi Hatay Valiliği. 72 şehidimizin temsili kefenlerini size gönderiyoruz. Sizi kefensiz yatan 72 şehidimizin kefenleriyle ve de vicdanınızla baş başa bırakıyoruz. Biz adalet mücadelemizi vermekten asla vazgeçmeyeceğiz. Ta ki canlarımızdan bizi ayıranlar adalet önünde hesap verene kadar. Acılı eş Abdullah Gül soruşturma izni verilmemesine tepkisini Hatay valisine, hastane enkazında hayatını kaybedenlerin sayısı kadar kefen postalayarak gösterdi. Şimdi klasik bir Türkiye manzarası. Sendikaya üye oldular, işten çıkarıldılar. İşçiyiz, haklıyız. Bizi çağırıp dedi ki sendikadan silinin, işinize devam edin, bize çıkış verdi. Geçen hafta iş hakkım feshedildi. Maden işçileri sendikaya üye oldu. 7 madenci işten çıkarıldı. Oturma eylemi başlattılar, gözaltına alındılar. Aslında gözaltına alınacak insanlar bellidir. Müdür beydir, işveren vekilleridir ama bizleri gözaltına alıyorlar. Biz devletin askerine boynumuz kıldan incedik. Gelsin arkadaşlar, bizi teslim alabilirler. Bize ellerimizi kaldırın arkadaşlar. Kaldırın. Kaldırın. Manisa Akhisar'daki madeni AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun şirketi işletiyor. İddiaya göre işçiler şartlarının iyileştirilebilmesi için Bağımsız Maden İş Sendikası'na üye olunca işten çıkarmalar başladı. Şunu itiraf etmiş oldu bana. Dedi ki biz bu arkadaşları sendika üyesi oldukları için işten çıkarttık. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu eylem kararı alan işçileri ziyaret etti. Kısa süre sonra da jandarmadan müdahale geldi. İşçiler gözaltına alındı. Kaldırın. 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 Kaldırın.
boynumuz toplamadan evladım. O vatanın insanları bizde. Sizi buradan almak zorundayız. Tamam. Alın. Sizden benim ricam bu haklı hukuksal durumunuzu muhafaza etmeniz. Bu şekilde gösterilere hukuk çerçevesinde devam etmeniz. Dışarıdan gelecek her türlü baskı emniyet kuvvetleri tarafından bertaraf edilecektir. Oysa Iğdır'da DEM Parti'nin işten çıkardığı belediye işçilerinin eylemine Iğdır Emniyet Müdürü böyle destek vermişti. İşçilerin protesto hakkını savunmuştu. Ama o günden sonra hemen her eylemde olduğu gibi Manisa'da da işçilerin eylemine geçit verilmedi. Gözaltına alınıp serbest bırakılan madenciler ise mücadelede kararlı. Biz şu anda müdakereyi açığız. Bir an önce bu meselenin çözülmesini bekliyoruz, istiyoruz. Kazanacağız. Hep birlikte başaracağız. Teşekkür ederim. Türkiye'de gelinek haline gelmiş. Birçok kişi hatadan ders almıyor. İşte 4 kişinin öldüğü yerde bu kez de bir tır devrildi. Çok korktuk. Çocuklarımızı hala daha şoktayız. Çocuklarından korktuk, hastaneye gidemiyoruz. Yine o üst geçit, yine tır kazası. 5 ay önce 4 kişinin yaşamını yitirdiği ölüm geçidinde bu kez faciadan dönüldü. Üst geçide çarpan tır İETT otobüsünün üstüne devrildi. Otobüsteki 6 yolcu yaralandı. Ben çekiyorum, kaldırıyorum şimdi. İstanbul Bakırköy'de aynı üst geçide tırlar ya da kamyonlar defalarca çarptı ya da sıkışıp kaldı. Mart ayında tır otomobilin üzerine devrildi. 4 kişilik aileyi hayattan koparttı. Bu büyük acının üstünden 5 ay geçti. Yine aynı üst geçide yine bir tırın dorsesi çarptı. Tır İETT otobüsüne doğru devrildi. Otobüsteki 6 yolcunun yaralandığı kazanın ardından trafik bir süre kapandı. İnsanlar artık nedense hiçbir şeyden çekinmiyor, korkmuyor, endişe de etmiyor. İşte iki polisin, iki bekçinin yanında tartıştığı kokoreççiyi vuruyor. Polislerin gözü önünde elinde silahla tehditler savurdu. Önce dükkanın camlarını ateş etti, sonra da dükkanın sahibine. Polisler engel olamadı, bekçiler kaçtı. Balıkesir Burhaniye'de taksici Berk D ile esnaf arasında tartışma yaşandı. Taksi şoförü bir süre sonra silahla geri döndü. Dükkanda müşteriler varken içeri daldı Berk D. Silahını çekti, tehditler savurdu. Dışarı çıkarken de dükkanın camlarını ateş etti. Müşterilere korku dolu dakikalar yaşattı. Olay yerine polisler ve bekçiler geldi. Tarafları ayıramadılar. Polislerin gözü önünde kokoreççi bacağından vuruldu. Silahın patlamasıyla bekçiler de kaçıştı. Volkan U'ya 3 kurşun isabet etti. Hayati tehlikesi yok. Silahlı saldırgan Berk D ve yanındaki Ali Bey ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Narin 7 gündür kayıp. Türkiye'nin önünde sana binlerce yalvarıyorum. Kızımı bir devlet köşesine, bir kapıya, bir insana, bir köşeye kızımı bırak. Yeter, ben ağladım. Yeter, benim çocuklarım perişan oldu. 8 yaşındaki Narin tam bir haftadır aranıyor ama hala tek bir ize rastlanmadı. Ekipler tüm ihbarları değerlendiriyor. Gelen son ihbar üzerine akşam saatlerinde samanlıklar lazerli cihazlarla yeniden arandı. 21 Ağustos'ta Diyarbakır Bağlar'da Kur'an kursundan çıktıktan sonra son kez böyle görüntülendi Narin Güran. Diğer çocukların yanından ayrıldı, bir daha da haber alınamadı. 7 gündür tüm ekipler seferber. Hava desteğiyle birçok arazi ve sera yeniden tarandı. Samanlıklarda deprem enkazlarında da kullanılan yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışması yapıldı. Hiçbir gözaltı yok. Babası dal gibi düşmüş. Abisi askere gidiyor, bize zehir ettiler. Diyarbakır'da otobüslere Narin'in kayıp ilanları yapıştırıldı. Okulların açılmasına kısa süre kaldı. Güran ailesi Narin'in sağ salim dönmesini, sınıfındaki yerini alabilmesini umut ediyor. Okula az kalmıyor. Bütün çocuklar kapım önünde gidiyor. Her gün beni ağlatma. Evet, Bayram Bey demiş ki tedavüldeki en büyük para 200 TL, 1 kilogram en ucuz peynir 300 TL. Hani kötü günler geride kalmıştı, artık çok geç demiş. Evet, Cumhurbaşkanı, Maliye Bakanı geride kaldı diyor ama ben bu günler
iyi günlerimiz diyorum. O ayrı, bugünler iyi günlerimiz diyorum. Çünkü ekonomi öyle bir durumda ki bir tencere yemek yapmak bile zor. İnanın çok zor onları birleştirmek. Bakın şöyle size söyleyeyim. Hünkârı gelse bu fiyatla yiyemez. Üst kesim insanlar yiyor. Normal vatandaşın çok zor yemesi. Krizin getirdiği şey de insanlarımızın ilk önce tasarrufa gittiği şey et ürünleri. Biz genel olarak patlıcanı ve eti seven bir millet. İkisinin birleşiminden olan hünkâr beğendiği de daha fazla tercih ediyoruz. Evet, ama fazla yapmıyoruz. Ama maliyetten dolayı tabii ki herkes tarafından tüketilen bir yemek değil. Haliyle yeterince tüketilemiyor. Yemedim, hiç bilmiyorum. Tadını da bakmadım. Sadece öyle gördüğüm kadarıyla televizyonlarda. Orta gelirin üzeri tabii ki sorun değil de alt tabakada mümkün değil. Tadını hiç bilmeyen de var, sevdiği halde yiyemeyen de. Patlıcanla yapılan en iyi 10 yemek listesinde birinci Türk mutfağından hünkâr beğendi. Lezzetiyle dünyada zirvede. Osmanlı'dan günümüze dünyanın tadını tescillediği bu lezzet Türkiye'de sofralara uğramıyor. İnsanlar artık damak tadını unuttu. Aslında beslenmeyi unuttuk biz. Yani biz beslenmiyoruz. Biz karnımızı doyuruyoruz. İkisi arasında çok büyük fark var. Bunu tamamen unuttuk biz yıllarca. Çoğu insanın sofrasına et, kıyma girmiyor ya. Köfte yapamıyor insanlar. Bırak hünkâr beğendiği. Tabii bu kuzu eti de pahalı olduğu için fiyatı fazla geliyor. Diğer etli yemeklere göre biraz maliyetli. Bizde de sadece salı günleri çıkar. Kuzu eti olması dolayısıyla bir de içerisindeki teferruattan dolayı biraz pahalı. Evde yapmak daha pahalı ya. Yani birkaç kişiyseniz zaten. Bulunduğumuz esnaf lokantasında hünkâr beğendi yüksek maliyetlerden dolayı haftanın sadece bir günü çıkıyor. Bir porsiyon hünkâr beğendinin fiyatı 370 lira. Hiç kimse gelip de burada hünkâr beğendiye 375 lira vermez. Bir gün çıkması bile iyi eğer bir günde yedirebiliyorlarsa onu. 4 kişi dışarıda yesek onu. İçeceği de koyacağız yanına. 400'ü geçer. Yani 1700 lira ödemem gerekecek. Hünkâr beğendi patlıcan yemekleri sıralamasında zirvede ama tek malzeme patlıcan değil. Maliyetini artıran kuzu eti. Hünkâr beğendinin ana malzemesi kuzu kuşbaşı. Kuzu kuşbaşı kasaplarda 800 liraya satılıyor. Bir porsiyonluk hünkâr beğendi yapabilmek için yaklaşık 150 gram et gerekiyor. Onun da fiyatı yaklaşık 120 lira. Ancak sadece etle de bitmiyor. Diğer malzemeler de eklenince maliyet katlanıyor. Tek porsiyon hünkâr beğendi için et ve sebzeler 141 lira tutuyor. Yağ var, tuz var. 4 kişilik aile için maliyet 500 lira yaşıyor. Dünya tadını çıkarırken dar gelirli Türk mutfağının çok sevilen yemeği hünkâr beğendiye de hasret. Herkesin yemesin hak, yani bunu Türkiye gibi bir ülkede ise her şey var. Niye yemesin insanlar, niye yemesin yani? Ama maalesef bu olmuyor. Tabii ki seviyoruz. Yemeği de seviyoruz. Bol etli olursa onu da daha çok seviyoruz. Artık biraz zor gerçekten. Biz emekliyiz. Bizim için artık çok çok zor. Emekli bir izleyenimiz şiir yazmış. Emekliye hayatı zehir ettiniz. Zam yağmurlarını nehir ettiniz. Enflasyonu sırtımıza yüklediniz. Kenara çekildiniz. Seyir ettiniz. Ne yazık ki artık çok geç demiş. Çok güzel anlatmış şu dörtlükte. Şimdi efendim teknoloji diyeceğiz. Aldı başını gidiyor işte. Yapay zeka, robot derken kusursuz benzerliğe adım adım ilerliyoruz. Çin, Batı ülkelerine rakip olacak insansı robotları görücüye çıkardı. Gerçekçi cilt ve ifadelere sahip robotlar herkesi hayrete düşürdü. Robot teknolojisi her geçen gün insan hayatına daha çok dahil oluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile rekabet eden Çin bu alandaki son yenilikleri sergiledi. Başkent Pekin'de düzenlenen robot konferansında şirketler geliştirdikleri 27 insansı robotu tanıttı. Konferansta en büyük ilgiyi ayırt edilmesi güç cilde sahip olan ve mimik yapan robotlar gördü. Konferansın bir diğer gözdesi ev işleri yapan robotlar oldu. Yemek yapan, çamaşırları yıkayan ve tişört katlayan robotlara yeni özellikler eklendi. Geliştirilen robotlardan biri masadaki bardakları kırmadan masa örtüsünü çekmeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde insansı robot alanında çalışmalar sürüyor. Elon Musk'ın şirketi geliştirdiği Optimus'un eğitiminde görev alması için işçi arayışına girdi. Çalışanlar özel kıyafetler ve sanal gerçeklik gözlüğü takacak, robotla birlikte belli görevleri yerine getirecek. Bunun için saatlik 48 dolar maaş alacak.
Bu mazot fiyatlarıyla çiftçilik yapılabilir mi? Çok çalışıyoruz. Geçinebiliyor muyuz? Hiç mi vicdanınız yok? Kurtuluşun fitilini Mustafa Kemal Atatürk ateşledi. Kendi hükümetinin eliyle böyle şeylere maruz kalıyor. Bütçedeki para kimin? Bizim paramız. Bunu gören bir annenin yüreği yanar. Çocukların yaşamasına kim karşı gelebilir? Başlıyoruz. Selçuk Tepeli ile ana haber, İlker Karagöz'le Çalar Saat, Gülbin Tosun'la hafta sonu ana haber, Ezgi Gözeger'le Çalar Saat hafta sonu. Nav Haber yeni yayın dönemini 9 Eylül'de açıyor. Sessiz çoğunluğun sesi. Nav Haber benim sesimdir. Nav Haber benim gerçekçim. Ondan vazgeçme. Nav Haber yeni sezonda da bildiğiniz gibi yine ses olacak, yine göz. Ekranda yine sadece gerçek sorunlar olacak. Nav Haber benim için... Nav Haber bizim için özgürlüktür. Çok harbici, çok seviyorum. Nav Haber memleket demek. İzleyicimiz ne güzel özetlemiş. Nav Haber memleket demek. Nav Haber kısılmaya çalışılan sokağın sesi. Nav Haber sorulamayanı soran, konuşulamayanı konuşan ve çekilemeyeni çeken habercilerin adresi. Nav'da şimdi haber zamanı. Yeni yayın dönemi 9 Eylül'de başlıyor. Kısa bir ara veriyoruz. Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra Türk filmi Hareket 8 var. Yarın akşam saat 19'da yeniden buluşuncaya dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın. Ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.